Değerli hemşehrilerim, hayırlı pazarlar diliyoruz. Tabii pazar günleri herkesin yaptığı bir hobisi vardır. Bizim de pazar günleri hobimiz şantiyelerimizi dolaşmak, orada hummalı çalışmaları yerinde görmek ve işin koordinasyonunu yaparak işin daha kısa sürede, daha kaliteli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak. Ama şunu ifade edeyim, adeta Çorum böyle bir kış günü nerede yaşıyor diyebiliriz. 1-2 derece bir havada sıcaklık var ama yiğidi, mert, havası sert olan Çorum'da sıradan bir gün bu anlamda da. Şöyle geriye baktığımız zaman tarihi Çorum meydanımızın yavaş yavaş şekillendiğini görüyoruz. Hemen Ulu Camimizin dibinde tarihi meydanımızın 5600 metrekarelik kısmında işlerimizi toparlamaya devam ediyoruz. Ve inşallah 6 tane diktiğimiz bu ulu çınarlarla bundan 100 yıllar sonra da bu çınarların dibinde burayı meydana dönüştürenler için dualar olacak. İçinde bulunduğum yer Halk Bankası. Hemen karşısı Ziraat Bankası idi. Yan tarafı dar arastamız, dünyanın en dar arastası. Hemen yanı güpür hamamız, satın aldığımız Ulu Camimiz. Bu tarafa baktığımız zaman restorasyonuna başladığımız ve devam ettirdiğimiz Çöplü Arastası. Hemen karşı tarafta dünyanın merkezi Saat Kulemiz. Hemen yanında tarihi belediye binamız. Muazzam bir nokta, adeta hakikaten dünyanın merkezi diyebileceğimiz yer burası. Ve açtığımız bu alanlarla ve yaptığımız bu çalışmayla da yüzyıllar boyunca güzel bir eseri şehrimize kazandırmış olmanın da onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şöyle yakından da biraz bahsedebiliriz açıkçası. Yakında bu buranın çıkışını da açacağız inşallah. Şu an bu noktaya kadar geldik. Bunun altında hem yeşil alanlarımız, çiçek alanlarımız, işte çınarlarımız, çınar altında muhabbetleri hazırlıyoruz. Ulu Cami'nin hemen kıblesi burası. Oturma alanlarımız, geniş banklarımız, şehir mobilyalarımız ve bu içinde bulunduğumuz yerde Saat Kulesi'nden Osmancık Caddesi bağlantısını çıkış olarak yapacağız sadece. Çıkış olarak Gazi Caddesi'nden Osmancık istikametine, Osmancık Caddesi istikametine bu çıkışı inşallah burada sağlamış olacağız. Bugün pazar, bugün herkes tatilde ya da evinde ama biz hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Taş ustalarımız bir yandan taşlarını döşüyorlar ki bu taşlar Allah'ın izniyle yüzyıllar boyunca inşallah tarihe şahitlik etmeye burada devam edecek. İnce işçilikle, ince bir ustalıkla taşlarımız döşenmeye devam ediyor. Bu tarafta da kuru havuzlarımız var. Özellikle iki tane yeşil alanlarımız var. Mümkün olduğunca buradaki ağaçlardan da nitelikli oranlarını koruduk açıkçası. Mevcut ağaçlarımızdan bir kısmı da burada devam ediyor. Yeşil alanlarımız. Şöyle bir baktığımız zaman burada tesviyesi yapılıyor. Bu alanın pazar salı günü betonu, sonra da taş döşeme işçiliğine geçeceğiz burada. Burada yine oturma alanları oluşturacağız. Yeşil alanlar oluşturuyoruz. Ve meydanlar çınarlarıyla anılırlar. Şöyle arkadaşımız çınarımızı gösterse, bunu yeni diktik. Ama 15 yıllık bir çınar. Adeta yetişmiş bir ağaç. Bakımını da düzgün bir şekilde yapıyoruz. Bu çınarlarımızdan 6 tane diktik. İnşallah bu çınarlarımızın dibinde Çorum'da çınaraltı çayı, muhabbet, güzelliklerin anlatılması devam edecek. Burada yeşil alanlar, çiçeklik alanlar ve bu iki alanda da süs havuzlarımız, kuru süs havuzlarımız. Onların tüm teknik altyapısı vesaire işte tamam, membranları döşenmiş durumda. Ve Allah'ın izniyle kısa süre içerisinde işçiliği de tamamlanmış olmak suretiyle burada bu kuru havuzlarımızın başında hemşehrilerimiz huzurla çaylarını içebilecekler. Yine yeşil alanlar. Şöyle bir baktığımız zaman buradan böyle geriye doğru baktığımız zaman aynı Türk İslam medeniyetindeki şehirlerin bir benzerini burada görüyoruz. Merkezde Türk İslam şehirlerinde cami vardır. Caminin hemen önünde yanında büyük bir meydan vardır. Meydan hemen yanında çarşı vardır. Hamam vardır. Mektep vardır. Medrese vardır. Ve şu anda biz tarihi Çorum'u böylece yeniden ayağa kaldırıyoruz. Merkezinde Ulu Cami'nin olduğu, hemen önünde tarihi 14.500 metrekare tamamlandığı zaman büyük bir meydanın olduğu, hemen yanında restorasyonu tamamlanmış, bütün güzellikleriyle, ahilik geleneğinin de bütün güzellikleriyle yaşatılarak ortaya çıkmış olan bir Çöplü Arastası. Hemen bu tarafta dünyanın en dar arastası. Hemen orada satın aldığımız ve restorasyon çalışmalarını projelendirmek suretiyle başlattığımız güpür hamamı,
Hemen Ulu Cami'nin arka tarafında İstiklal Okulu, İstiklal Mektebi, şu an yazma eserler kütüphanesi olarak kullanılan mektebimiz gerçekten tarih kitaplarımda yazan Türk İslam medeniyeti, Türk'deki şehirler nasılsa Çorum'da yeniden adeta küllerinden doğuyor ve büyük bir görsellikle ortaya çıkıyor. İnşallah yeni dönemimizde de şunları yapacağız. Arkadaşımız arkadaki binaları gösterirse, bu meydana bakan tüm binaların cephe sağlıklaştırmalarını inşallah tamamlayacağız. Ve bu meydana bakan tüm binaların cephelerindeki bu kirlilikler yok olacak. Aynen saat kulesine bakan iş yerlerimizin güzelliği nasıl ortaya çıkmışsa bu şekilde burayı ortaya çıkaracağız. Ve birinci noterin olduğu bina bazen soruluyor. O binamızı da yıkacağız inşallah. O binamızı da yıkmak suretiyle onun yerine de iki katlı bir Çorum konağı yapacağız. Ve bu Çorum konağı da buraya bir güzellik katacak. Bu Hışıroğlu Leblebisi, Kasap Mehmet falan o emniyet karşıdaki iş yerlerinde aynen saat kulesine bakanlar gibi onların da cephe sağlıklaştırmalarını yapacağız. Bu alt kısımdaki dükkanlar da Ulu Cami hemen önünde Ziraat Bankası'nın alt kısmındaki dükkanlarda da küçük bir iki işimiz kaldı hukuki olarak. Onları da en kısa süre içerisinde yıkacağız. Böylece tarihi meydanımızı ihya etmenin mutluluğunu, huzurunu hep beraber yaşayacağız. Ve gençlerimiz şöyle diyecekler: burası benim şehrim, benim şehrim dünyanın merkezi, benim şehrim dünyanın en güzel, en temiz şehri diyecekler. Ve inşallah önümüzdeki dönemde bunları da tamamladığımız zaman muhteşem bir şehir tüm dünyaya armağan edilmiş olacak. Ben bu vesileyle hemşehrilerimize hayırlı pazarlar diliyorum. Durmak yok. Aynen pazar günü bütün arkadaşlarımızın şu an burada tesbih işlemleri tamam ediyor. Aşkla çalıştığı gibi aşkla çalışmaya, şehrimizi ilmek ilmek aşkla dokumaya devam diyorum. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum.